sistemden bahsediyorum. Mesela o doktora dediğim gibi, Şimdi şeytan var mı yok mu? Müslümansan. Müslüman değilsen zaten bu konuşmanın Müslümansan. Müslümanlık en güzel taraflarından bir tanesi de şu, Müslüman olmanın yavrudan farklı. Bizim sistemimizde bizden başka bir hissi de var. Ama gavurlukta şeytan metan öyle bir şey yoktur. Ben benim. Dolayısıyla benden çıkan dürtüler, istekler, arzular, fikirler, meyler hepsi benim. O zaman sende olumsuzluk bitmez. Çünkü şeytan bitmez. Şeytan devamlı üretkendir. O zaman savaşın kendinden kendine olacaktır. Psikoloji ilacının hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü her çıkan dürtü, yani iyi değilim, biraz düzeldim, iyi değilim. Hemen gene o geçen hafta gibi olurum. Biter mi bu? Devamlı şeytan üretiyor. Şeytanın varlığını kabul etmezsen, din değilse kişide, şeytanın vücudunu kabul etmese ne oluyor? Sende var olanlar hep benim diyeceksin. O zaman benden bana savaşa başlayacaksın. Yani düşman da sen, savaşan da sensin. Ama eğer şeytanın varlığı kabul edilirse ben ve o, o zaman savaş uzun sürmez. En azından yöntem bilirsin. Yöntem geliştirirsin. Çünkü ustadınız şöyle bir sözü var ustadımızın. Onun sözünü kendi sözünü zanneder. Bundan daha büyük cinayet, bundan daha büyük psikoloji çöküntünün veri tabanı olamaz. Onun sözünü kendi sözünü zannettiğin anda Adapazarı'na işte misal verdim ya. İzmit'e gidin. Vücut, savunma sistemi, deri bilmem ne hastalığı diyorlar. Deri düşman kabul ediyor. Deri olmuyor. Olunca ben yiyor onu. Deriyi düşman kabul ediyor. Yani ziyaret etmiştim böyle, demirci kaptandı. Deri yiyor. Kendisinden yabancı kabul ediyormuş deriyi. Gel de çöp. İlacı buraya veriyoruz. Bu adama diyor. Bu adam diyor ki bana ilacı veriyorsun ama bu benim değil. Bu ilacı oraya götür diyorsunuz. Ben nasıl götüreceğim? Bu orası benim değil. Burası benim değildir diyor. Zahir oldum ya. Yani bunun şeyi bitmez. Peki şeytan var mı yok mu? Var. Nerede olacak? Usta diyor ki kafanda bir hennas gizlenmiş diyor. Hennas. Gizlenmiş. O zaman İslamiyet'in en güzel taraflarından bir tanesi, ben bu psikoloji noktasına söylüyorum. Ben de 18 bin tane alemin dışında, yani ben var bir de şeytan var. İkilem var. Ama imansızlıkta veya gafillikte o ben yok. Hep benim. Düşünebiliyor musunuz şu cinayeti? Benden çıkan istekler, arzular, iyi değilim, mazi. Mesela hastalık devam etmez. Çünkü hayat devam ediyor. Her an yeni oluyor. Ve hastalık ne devam ediyor? Düşünce ile devam ediyor. Ya iyiyim, telefon ediyor bana. Abi diyor, şu anda çok iyiyim, tamam. Acaba abi diyor, 15 gün önceki şey nükseder mi diyor. Ondan korkuyorum diyor, nüksetti zaten düşündüğü anda. Şimdi adama böyle anlatıyorum böyle. Rahatladın mı dedim bunu anlatınca? Rahatladım. Demek ki senin psikolojik değil. Eğer bu anlattıklarım seni rahatlatmıyorsa biyolojiktir, doktorluktur. Git doktordan ilaç al. Bu anlattıklarım seni rahatlatıyorsa düşünce bozukluğudur, ilacına ihtiyaç yoktur. Şu anlattıklarım 5 dakika. Eğer rahatlamamışsa doktora gideceksin. Çünkü sistemde bahsedince insan rahatlıyor. Gerilmiş yer rahatlıyor. Bu anlattıklarım seni rahatlatması lazım. Rahatlatmıyorsa maddeler ya hormon ifratta veya tefritte çalışıyor.